çok özel bir konuğumuz var. İngiltere ve Dünya Futbolu'nun efsane isimlerinden Sol Campbell stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte. Welcome to Turkey. Türkiye'ye hoş geldiniz. Welcome to our studios. Stüdyolarımıza hoş geldiniz Bein Sports stüdyolarına. Nasılsınız? İyiyim. Burada olmak gerçekten büyük keyif. Biz de sizi gördüğümüz için çok sevindik. Birkaç kez İstanbul'a gelmiştim ve gerçekten burada olmak çok güzel. Yolculuğunuz nasıldı? Dün gece geç saatlerde geldim. Tabii ki İngiltere'den 2 saat öndesiniz burada. Birazcık uyumaya çalıştım. Ama hazır olduğumu düşünüyorum. Gerçekten çok hoş bir ülke, çok hoş bir kent. Tabii ki çok güzel bir şehir ve şu anda bir takım tabii sizinle röportajlar gerçekleştiriyoruz. Son dönemde neler yaptığınızı sorabilir miyim? Çünkü uzun süredir sizi göremiyoruz fazla. Çok fazla duyamadık. Belki bizim hatamız olabilir ama söyler misiniz neler yapıyorsunuz? Son olarak Southend'i çalıştırmıştım pandemiden önce. Şu anda futbolu izliyorum, maçların keyfine varıyorum ve öğreniyorum. Benim için şu anda her şey öğrenmekten ibaret. Birçok futbol kulübünü ziyaret ettim geçen gün Everton'a gittim. Benitez'in takımı nasıl çalıştırdığını inceledim. Ve şu anda gerçekten de yaptığım bu. Ve evet, öğreniyorum. Futbolun farklı yanlarını öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel bir zamanda buraya geldim. Çünkü artık daha fazla seyahat edebiliyoruz. Seyahat kısıtlamaları birazcık daha azaldı. Harika bir yere geldim. Ve tabii ki burada futbolun ne kadar tutkulu oynandığını biliyorum. Ben de iş futbola geldiğinde çok tutkulu biriyim ve heyecanla bekliyorum. Burada büyük bir derbi vardı biliyorsun. Ama bir sonraki sefere inşallah. Siz Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la Ajax arasında oynanacak maç için buradasınız. Tabii ki Türkiye'de İngiltere milli takımıyla beraber bulundunuz. Türkiye İngiltere'ye karşı mücadele etmişti. Evet, tabii ki hatırlıyorum. Çok büyük bir tutku vardı. Sahada çok gergin bir atmosfer vardı. David Beckham'ın bir penaltı kaçırdığını söyleyebilirim. Bu birazcık tabii hayal kırıklığıydı bizim için. Ama tabii ki biz işimizi yaptık. Ve bu tutku birazcık daha sürdü. Tünelde de devam etti. Ama daha sonra herkes sakinleşti bir süre sonra. Bazen anın ateşiyle insanlar birazcık kendilerini kaybedebiliyorlar. Ama tabii bu futbolun son derece tutkulu olmasının da bir yan ürünü. Türkiye Ligi hakkında konuşalım acaba. Süper Ligi izleme şansınız oluyor mu? Türk futbolcuları takip edebiliyor musunuz? Mesut Özil hakkında. Tabii ki Mesut Özil'in burada ne yaptığını ben de görüyorum. Tabii ki form tutması biraz süre alacaktır. Ben tabii ki bütün maçları izleyemiyorum ama Mesut Özil'in neler yaptığını yakından takip etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Bence Arsenal'de hak ettiği değeri çok fazla göremediğini düşünüyorum. Kulüpten dışlandığını birazcık düşünüyorum ama muhteşem bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve burada kendini göstermesi için uygun şartların oluştuğunu düşünüyorum. Ben harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İyi bir mentalitesi olduğunu biliyorum ve umuyorum buradaki genç oyunculara da yardımcı olacaktır. Kendisi gerçekten harika bir oyuncu. Mesut Özil hakkında Arsene Wenger'in söylediği açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Çünkü onun sizin hayatınızda da önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Yani çok fazla tabii ki Özil hakkında konuşmuyoruz ama dışarıdan birazcık baktığında sanki yanlış anlaşılan bir oyuncu gibi geliyor bana Mesut Özil İngiltere'de. Ben yanlış anlaşıldığını düşünüyorum İngiltere'de kendisinin.
İnanılmaz derecede yetenekli bir futbolcu. Belki bir zamanlar sahadaki çalışkanlığı yanlış anlaşılabilmiş olabilir. Belki çok fazla koşuyor gibi gözükmeyebilir. Birazcık daha az koşuyor gibi gözükebilir ama topu ayağına aldığında ne yapması gerektiğini çok çok iyi bilen bir oyuncu Mesut Özil. O nedenle İngiltere'de insanlar sadece Mesut Özil'in koşu özelliklerine odaklandığı için yanlış anlaşmalar olabiliyor ama o her takımı çok iyi bir takım haline getirebilecek çapta bir oyuncu. Derbide de gol attı biliyorsunuz. Evet tabii ki gol attı. O bu tür bir pozisyona girdiğinde hem ya kaçırmaz ya da kalecinin çalışmasını sağlar. Çok akıllı, zeki bir oyuncu olduğunu düşünüyorum kendisinin. Ve insanları yanlış çıkarmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Kariyer planlarınız ne? Acaba sahada mı olacaksınız ya da bir yönetici olarak mı devam etmek istiyorsunuz? Takım yönetmeyi çok seviyorum. Bir futbol oyuncusu olarak etrafımda oyuncular olmasına da alışığım. Baskıdan çekinmiyorum gerçekten. Diğer oyunculara da şunu yapacaksın, bunu yapacaksın demekten de çok çekinmem, çok rahat hissediyorum kendimden. Ve egoları da yönetmek son derece önemli. Ne kadar yukarıya çıkarsanız kariyerinizde, o kadar zorlanırsınız egoları yönetmekte. Bugün oyuncular, bakıyorsunuz Instagramlar, sosyal medya, onların dikkatini dağıtabilecek çok fazla şey var. Onlara hey, neler olduğunu biliyorum, neler yaşadığınızı biliyorum ama burada oyun oynamalıyız, futbol oynamalıyız. Biliyorum 15-20 milyon takipçiniz var ama her şeyden önce futbolunuzun iyi olması gerekiyor. Onlara burada ne yaptığını hatırlatmak gerçekten son derece önemli. Bu da iyi bir yönetimle olabiliyor. Tabii ki ben sağ kenarında olmayı menajer olarak çok isterim. Yurt dışında da çalışabilirim. Buna da son derece açığım. Eğer öyle bir fırsat gelirse bu fikre de son derece açığım. Sadece kendimi İngiltere ile sınırlandırmıyorum. Britanya ile sınırlandırmıyorum. Yurt dışına da bakıyorum. Eğer bir şeyler olursa tabii ki futbolun ne kadar evrensel bir spor olduğunu, kendine ait bir dili olduğunu, tek bir dil konuşulduğunu son derece iyi anlıyorum. Bu nedenle diğer iş seçeneklerine de bakıyorum. Tabii ki siz burada bir deneyim kazanmak için varsınız. Tabii ki bilgi kazanmaya çalışıyorum. Maçların nasıl olduğunu, futbolun nasıl olduğunu görmek istiyorum. Ben bütün hayatım boyunca milli takımda mücadele ettim. Farklı ülkelere gittiğinizde öğrenmeye devam edersiniz. Farklı takımları izlediğinizde öğrenmeye devam edersiniz. Ben de bunu yapıyorum şunu. Tabii ki bir menajer olarak da burada öğrendikleriniz, kafanızın içinde biriktirdiğiniz bütün bilgileri sporculara, futbolculara vermeniz gerekiyor. Bu yüksek seviyede bir futbol takımı olabilmeniz için gerçekten son derece önemli. Bir menajer olarak farklı ülkelerden gelen oyuncularla bir arada çalıştığınızda hem bu ligleri öğreniyorsunuz, bu liglerdeki oyuncuların neler yaşadığını öğreniyorsunuz, bu oyuncuların hangi fiziksel seviyede olduklarını görüyorsunuz ve bir menajer olarak bütün bu bilgileri toplayıp bunları oyunculara yansıttığınızda tabii ki öğrenmeleri çok daha kolay oluyor. Siz bir savunma efsanesi diyebiliriz sizin için. Yeni savunmacılar için neler söylersiniz? Bence savunma birazcık yolunu kaybetti. İyi bir savunmacı geldiğinde herkes İnanılmaz tepki gösteriyor. Benim zamanımda gerçekten 13-14 tane çok iyi savunmacı vardı. Şu anda çok fazla o kadar iyi savunmacı var. Yok, onlara neredeyse bir tanrı muamelesi yapılıyor. Benim zamanımda 13-14 tane, 15 tane çok iyi savunmacı vardı. O çok iyi, bu çok iyi, o çok iyi. Şu anda çok fazla böyle savunmacı yok. Ve bu tür savunmacılar geldiğinde gerçekten de çok ciddi şekilde ilgi görüyor. Tabii ki savunma ve hücum arasında bir denge kurmanız gerekiyor. Savunmacı olarak tabii ki birebir de iyi olmalısınız ve pas oyununa da alışkın olmalısınız. Ve şu andaki oyunda buna evrilmiş durumda. Ben
Gençken bunlara belki çalışabilirdim. Tabii ki şu anda hem savunmalısınız, hem pas verebilmelisiniz. Tabii ki takım arkadaşlarınızla ilişkinizin de çok sağlam olması gerekiyor. Siz Premier Lig'i kazandınız Arsenal'le. Şampiyonlar Ligi finalinde gol attınız. Birazcık geçmişinizi, unutamadığınız anlarınızı anlatır mısınız? Dünya Kupası tabii ki son derece önemli. Orada bulunabilmek, ülkemi temsil edebilmek son derece önemliydi. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde orada gol atabilmek son derece önemli. Barcelona'ya karşı gol atmak finalde. 2006'da Paris'te. Ve biz tabii ki 10 kişi kalmıştık o karşılaşmada ve 3-1 kaybetsek tamam diyebilirdim ama Barcelona'yı 10 kişiyle de yenme şansımız vardı ve bir şekilde, sebebi neyse, bir şekilde o çizgiyi aşamadık. Benim için de tabii ki bu kadar büyük bir Avrupa Kupası kazanmak için de son şansımdı. Ve böyle bir takımı yenme şansınız varsa ve bunu başaramamışsanız ya da diğer takım sizden daha şanslıysa, bu hala sizi üzmeye devam ediyor. Ben golümü çıkarıp 2-0 yenilsek tamam derdim ama bazen benim için böyle bir golü attıktan sonra ve maçı kazanamadıktan sonra golü atmayıp maçı kazanmayı tercih ederdim ve Avrupa şampiyonu olmak isterdim. Ben böyle düşünüyorum bir insan olarak ve gerçekten de zor çünkü onları yenme şansımız vardı. Ve bizi son 10 dakikada biliyorsunuz yendiler ve çok yazık oldu bizim için. İngiltere milli takımına geçelim tekrar. İngiltere biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'ya yenildi ve Katar'daki Dünya Kupası'na katılma şansı elde etti. İngiltere milli takım hakkında ne söylemek istersiniz? Acaba kendileri büyük bir turnuva kazanabilirler mi? Kazanmak zorundalar mı? Bir kere daha bence finale çıkmak zorundalar. Daha önceki Dünya Kupası'nda yarı final oynamışlardı, şimdi final oynadılar Avrupa Şampiyonası'nda ve şimdi Katar. Sanırım biz aynı oyuncularla, şu anda kimse emekli olmuyor. Herkes gücünün en doruk noktasında ve yeni yeni genç oyuncular da geliyor. Elinizde çok çok iyi oyuncular var ve bu oyuncuları şimdi kullanmaya başlarsanız, yeni gelen genç oyuncularla bu oyuncuları kaynaştırmayı başlarsanız, kariyerlerin en üst seviyesindeki oyunculardan bahsediyoruz. Bu takım başarılı olabilir. Biliyorsunuz bazı milli takımlarda 5-6 tane iyi oyuncu oluyor. Her zaman en iyi oyuncuları bulamıyorsunuz ve her zaman 15 tane çok iyi uluslararası oyuncumuz var diyemiyorsunuz ama bizim elimizde şimdi bu var ve bütün bu oyuncuları bir araya getirip İtalya'yı biliyorsunuz kaybettik. Çok bizim için biraz fazlaydı. Daha deneyimli takımdı. Harika bir takımdı. Ama günün sonunda bence kazanmayı hak ettiler. Ama şimdi biz bundan öğrenip, bu deneyimden öğrenip, bu oyuncuları bir araya getirip Dünya Kupası'nı kazanabilmek, ben bunun inanılmaz olacağını düşünüyorum. Kendi jenerasyonunuzla karşılaştırabilir misiniz bu İngiliz milli takımını? Dinamik, genç bir takım olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki herkes genç değil ama Gareth Southgate bütün futbolun içindeki bu iç politikalardan uzaklaştı. Eskiden baktığınızda Liverpool vardı, Manchester vardı. Onlar birbiriyle kavgalıydı. Arsenal, Manchester United birbiriyle kavgalıydı. Ve biz İngiltere'de Gareth Southgate sayesinde Premier Lig'i unutun, FA Cup'ı unutun, ülkemiz için oynuyoruz dedi. Ve bu politik çekişmeleri milli takımdan uzaklaştırdı ve milli takımı büyük bir kulüp haline getirdi. Biliyorsunuz
Premier Lig'de ezeli rakibinize kaybedebilirsiniz ama bu oyuncuların hepsi milli takıma geldiğinde yine dostlarlar, arkadaşlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de biz son dönemde çok başarılıyız diye düşünüyorum ve umuyorum şimdi bir şansımız daha olacak. Birazcık da şansınız olması gerekiyor. Avrupa Şampiyonası'nda birazcık daha şansımız olsaydı belki şampiyon da olabilirdik. Ama tabii ki şans sürekli sizin ilerlemenizi sağlamaz. Tabii ki yetenekli olacaksınız ama birazcık şans da sizin bazı engelleri aşmanızı sağlayabilir. Milli takımdaki en çok dikkatinizi çeken oyuncular... Baktığımda ben savunmanın çok iyi olduğunu düşünüyorum gene. Büyük maçları nasıl kontrol ettiğimiz son derece önemli. Tabii ki savunma derken bütün takımdan bahsediyorum. Sadece savunma dörtlüsünden ya da üçlüsünden bahsetmiyorum. İtalya ile oynarken final maçında, maçın sonunda bütün İngiliz takımı hepsi geriye doğru oynuyorlardı. Neredeyse kendi ceza sahamızın önünde oynuyorduk ve maçın sonunda İtalyan oyuncular takımın üstüne gelmeye başladılar. Daha güvenli, özgüvenli bir şekilde takımın üstüne geldiler ve bu takımın özgüvenini etkiledi. Bu takımın daha fazla ileri gitmesi lazım. Elimizde tamam. Bu sefer biz ileri gideceğiz. Biz onları sıkıştıracağız diyen oyuncularımızın olması gerekir. Ve tabii ki ev sahibiydik. Bu da unutulmasın. İşin mental tarafına baktığında, savunma tarafına baktığında İtalya'yı çok fazla üzerimize davet ettik. Çok fazla üzerimize geldiler. Çok dar bir alanda oynamaya çalıştık ve İtalya da en doğru noktada golü attı ve bizi bu şekilde bitirdi. Tabii ki en önemlisi savunmayı hücuma dönüştürmek ve rakip atağını kesmektir. Bunun için de tabii ki enerjinizin olması gerekiyor. Enerjinizi nasıl kullanacağınızı ve maçın gidişatını nasıl değerlendireceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bence iyi oyuncularımız var. Ama şu anda gerçekten kazanabilecek bir takımımız var. İsim vermek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Oyuncu ismi... İngiltere'nin en iyisi mi? Evet. Ben Harry Kane olduğunu düşünüyorum İngiltere'deki en iyi oyuncunun. Dünya çapında da tabii ki dünyadaki en iyi santraforlardan biri kendisi. Rakamlar da zaten bunu söylüyor. Şu anda Tottenham'da biliyorsunuz Manchester City'ye transferi olamadı. Tottenham'da onun için kötü bir dönem geçiriyor ama nasıl performans göstereceğini bilemezsiniz. O dünya klasında bir oyuncu. Nereye giderse gitsin gol atıyor. Son derece ciddi bir oyuncu ve Harry Kane'in muhtemelen İngiltere'deki en iyi forvet olduğunu düşünüyorum. Ronaldo ile Messi de artık sona doğru yaklaşıyor. Acaba Ronaldo ve Messi'nin halefi kim olur? Bulamazsınız böyle bir oyuncu. Bu oyuncular başka bir evrende yaşıyorlar. Hiç kimseyi onlarla karşılaştıramazsınız. İnanılmaz rakamları var. Ürettikleri goller, performanslar, maçlar, kırdıkları rekorlar, ikisi birden gerçekten onların yaptıklarını, o rekorları kırmak herhangi biri için çok zor olacak diye düşünüyorum. Tabii birçok oyuncu var ama bu rakamlara ulaşabilecek, bu rekorları kırabilecek çok fazla oyuncu olduğunu zannetmiyorum. Messi için tek söyleyebileceğim herhalde bir Dünya Kupası kazanması son derece iyi olur. Çünkü Ronaldo Avrupa şampiyonluğu yaşadığı ülkesiyle beraber. Messi'nin herhalde tek eksiği bu. Çünkü sahip olduğu kaliteye baktığınızda bir Dünya Kupası da kazanmış olması gerektiğini düşünüyorsunuz Messi'nin. Onun dışında her şey var, her şeyleri var bu oyuncuların. Arteta'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz Arsenal'de? Son 10 maçta iyi olduğunu düşünüyorum. Çok iyi olduklarını düşünüyorum. Bütün turnuvalarda iyi iş çıkardılar. Fantastik bir iş çıkardılar. Evet, Liverpool maçı. Liverpool farklı bir seviyede. Liverpool inanılmaz bir seviyede mücadele ediyor ve bununla yaşayabilirsiniz. Çünkü Liverpool'un harika bir forveti var, harika bir savunma hattı var, çok iyi bir kalecisi var. 2-3 yıldır aynı takımı geliştirmeye çalışıyorlar. Arsenal yeni bir takım kuruyor ve Liverpool'un seviyesinde değil, hiç de yakın değiller. Ve bu tür maçlarda iki takım arasındaki farkı görüyorsun ama o maçtan çok şey öğrendiğini düşünüyorum Arsenal'li oyuncuların. Tabii ki önemli olan
nasıl yere düştüğünüz değil, yerden nasıl kalktığınızdır her zaman. Ve bir şekilde yerden kalkmayı başarırlar ve yeni bir galibiyet serisi yakalamaları bence Arsenal için en önemlisi. Çünkü her zaman Liverpool'la karşılaşmayacaksınız, her hafta Liverpool'la karşılaşmayacaksınız. Tabii ki mücadele gücü Liverpool'un çok güçlü, oyuncu kadrosu çok güçlü. Tabii ki City var, birkaç tane farklı takım var. Bu farklı gezegenlerden takımlarla her zaman karşılaşmayacaksın. Özellikle Anfield'da, deplasmanda. O nedenle orada Liverpool'u yenebilmek için gerçekten kusursuz bir oyun oynamanız gerekiyor. Ben Arsenal'in doğru yönde gittiğine inanıyorum ve şimdi yeni bir kazanma serisi yakalamaları gerekiyor. Bu yenilgiden sonra, Liverpool yenilgisinden sonra oyuncuların performansı düşerse bu hayal kırıklığı yaratır. Geri düşmemelisiniz. Her zaman inişleriniz, çıkışlarınız olmamalı futbolda. Her zaman istikrarlı olmalı ve yeni bir kazanma serisi yakalamalısınız. Bence Arsenal için en önemlisi bu. Tekrar ayağa kalkın. Maçlarınızı kazanın. İyi sonuçlar almaya geri devam edin. Bütün bunlar bana takımın öğrendiğini ve daha iyiye gittiğini gösterir. Ama bunu yapmazsanız, eğer ilk aldığınız darbede yere düşerseniz işiniz hiç kolay olmaz. İki sorum daha olacak, artık çok vaktimiz kalmadı. Arsene Wenger'in yokluğunu kaldıramadı Arsenal. Acaba yerini dolduramadığını düşünüyor musunuz? Manchester United'ın Alex Ferguson'ın yokluğunu dolduramaması gibi, o çok 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 büyük bir menajerdi takım için. Arsenal için de durum aynı. Alex Ferguson'ın Manchester United'da yaptığını Arsene Wenger'de Arsenal'de yaptı. Bunu, bu boşluğu doldurmak gerçekten çok kolay değil. Tabii ki o doğru, bu yanlış denilen çok şeyler oluyor Arsenal'de. Önemli olan tabii Arsenal'de bıraktığı miras Arsene Wenger'in. Tabii ki çok eleştirilmişti o son dönemde. Tabii ki bu geçmişte kaldı. Geçmişi çok takdir ediyoruz. Ama geçmişimizi yakalamak için artık bugünü kazanmamız gerekiyor. Arteta'nın yapmaya çalıştığının bu olduğunu düşünüyorum ve umuyorum bunu yapabilecek. Tabii ki zaman gösterecek. Arsenal ve Arsene Wenger arkasında inanılmaz bir miras bıraktı ve herkesin artık, hey, ben de bu mirası yaşamak istiyorum demeniz gerekiyor. Biliyorsunuz siz Steve Bruce'un Manchester United'ın geçici menajeri olması gerektiğini söylemiştiniz Solskjaer'ın ardından. Neden bunu söylediğinizi, neden böyle düşündüğünüzü sorabilir miyim? Baktığınızda kendisi Manchester United'ın menajeri olmayacak. Pochettino'ya gidecekler, Zidane'a gidecekler. Manchester United'ın menajeri günün sonunda böyle bir isim olacak. Ama kendisine baktığınızda kendisi bir Manchester efsanesi. Manchester'ın kaptanı, insanlar bu unutulmasın. Manchester'la Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Son derece deneyimli bir menajer. 20 yıllık bir deneyimi var. O tabii ki çok fazla para da ödemeniz gerekmiyor bu menajere. Kendisi zaten Manchester'da yaşıyor. Şu anda tabii ki Newcastle'daki görevi de son buldu ve orada Manchester United'a bu süreç devam ederken son derece iyi bir şekilde, iyi bir menajer bulunana kadar Steve Bruce yardımcı olabilir. İyi bir menajer bulduğunuzda, kimi Manchester United'a gelmesi için ikna etmeyi başardığınızda kendisine yolu gösterebilirsiniz. Ama benim için Steve Bruce gerçekten son derece kolay bir opsiyon. Tabii ki geçici bir menajer olacak ve daha büyük bir menajer geldiğinde kulüple yolları ayrılacak Steve Bruce'un. Steve Bruce da bunu bilerek tabii ki takımın başına gelecek. Takıma da çok fazla bir, kulübe de çok fazla bir mali yükü olmayacak. Ve yardım edebilirse kulübe, eski bir Manchester United oyuncusu olarak harika olur ve gerçekten Alex Ferguson'ın da tabii ki bu konuda çok sözlerinin ne olacağını merak ediyorum. Kendisinin de bunu destekleyeceğini düşünüyorum. Ben bunun rahat bir seçenek olacağını düşünüyorum. Para harcamanız gerekmeyecek. Bir kulüp efsanesini takımın başına getireceksiniz. Belki bir hafta, belki iki hafta, belki altı ay takımın başında kalacak. O nedenle kulübün para harcamasındansa, yani United'ın parası olduğunu biliyorum ama harcamanız gerekmezken para Steve Bruce'u getirebilirsiniz. Ben Pochettino'yu önümüzdeki sezon sonunda alacaklarını düşünüyorum ama herkes onun daha erken de gelebileceğini düşünüyor. Ama tabii ki bir maliyeti olacak Pochettino transferinin. Çok teşekkür ediyorum.
Sizi burada görmek gerçekten çok heyecanlıydı. Böyle bir efsaneyi burada görebildiğimiz için. Tekrar gelmek isterim ben de. Çok teşekkür ederim. Keyifli bizim adımıza bir röportaj gerçekleştirdik. Umarız siz de keyif almışsınızdır. Bein Sports ailesi olarak efsaneyi ağırladık diyelim.